Mi der onları, metaforlarımı söyleyeceğim bu ekiple alakalı. Göreceksin. Hadi bakalım. Herhalde bir gün böyle bir şey yapma lan bize kanka. O Aynen kadar bakalım. diyeyim sana bak. İzliyorum. Lütfen videoda bir şey falan spoiler falan vermezsiniz. Ben de güzel bir şekilde izlerim ki videonun bir anlamı O yüzden olsun. İzle dedim. İzledikten ben sonra ilk defa yorumlarını söylüyorum izliyorum. sana. İzliyorum. Hadi bakalım. Korktum ananı sikim korktum. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Hacı mı baba, mış mı abi? Bugün kimi kışkırtıyorum lan? Bir şey söyleyeyim mi? Mertcan var. Recep Tayyip Erdoğan'a benzemeye başlamış bu arada tip olarak. Vay be. Bugün kimi kışkırtıyorum lan? Yo zaten Mertcan'la görüştüğümden söylüyordu birazcık hani nasıl derler hani reisin falan diyordu da ben tip olarak hani kendini benzeteceğini düşünmüyordum ama hadi hayırlısı hocam. Geçen videoyu yemiş Furkan'a çok sert yorumlar atmışsınız. Bir bilinç gelişiminde bulunmuşsun, sabaha kadar o yorumları okuyup Kalamış Ahmet gibi ağladı kendisi. Şu anda da kameranın arkasında sevenlerine bir açıklama yapmak istiyor. Haydi o zaman. Fakici yabavet. O kafayı nasıl yaktın? Bu normal değil dayı oğlu. Kanka bunu zaten bu kız... Ayı güneş de yoktu ki. Yaktım, kafayı yaktım tertemiz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür de bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Bize şaka maka yapma, bize açıklama yap. Hızıma geçtiler 3 kişi. Canım o anda çok yandığı için ister istemez bir reaksiyon verdim yani bu normal. Aramızda öyle herhangi problem falan da yok arkadaşlar. Yani bazılarınız yazmışsınız ama öyle bir durum yok. Ya çok da sikimde. Tüm Türk halkından özür diliyorum. Kafayı eğme yanık yanık. Türk halkına selam olsun. Selam olsun. İzmir'in dağları. Tamam al şimdi. Al kendini git al. Bir de senin yerine açıklama yapayım. O gün kendisi bir madde etkisindeydi. Bu adam da gergin görünüşlü bir adam. Biz onu öyle sevdik. Ona neden kızıyorsunuz? O sadece çabalıyor. Ben buraya geçiyorum sen hala orayı çekiyorsun. Bir yanlış bir sıkıntı var. Bu işte bir kahpelik var. Lafı daha da fazla uzatmadan bugün ne yapacağımızı anlatacağım size. Herkese ekip evine topluyorum bugün. Yolda olmaları lazım. Birazdan gelecekler. Ay çok heyecanlı. Fatih gördün mü? Çakal'ın editörü olmuş. Adam hayatını yaşıyor. Allah Allah. Hayırlı olsun. Bol koydum, bol koydum. Bol koydum, bol koydum. Doyamadım. Onlara bir kışkırtma yapacağız. Olayımız da şu şekilde olacak. Attığınız yorumlar... Çakal'la gördüm de editörü oldu mu bilmiyordum onu ama yani. Adam dolayı Furkan'la yollarımı ayırıyorum diyeceğim. Sıçtım, tükürüyorum. Çok heyecanlıyım oğlum. Hemen kameralarımızı koruyacağız. Sen olsan ne yapardın? Merhaba ben Altan Erkekli. Aramızda çok fazla muhabbet döndü çünkü bu linci. Furkan da hatta ne yapacağım falan dedi. Öyle dedi. Ama yine de bir sürü gündemimizi meşgul etti bu konu. Yoksa biz gece yatarken lan bize ne yazmışlar diye düşünmüyor. Klavye elini alıp da... Silah zannetme. Devam. Adam lan et bana bir küfür etsene. Am... Ne oluyor amına? Nasıl arıyorum? Caho caho caho. Ahmet Sonuç abim arayıp avukatlar. Oğlum bak. Krize girdim amına. Benim şakam yok. Şakayı birazdan yapacağım. Dur. Şakanın sırası gelince söyleyeceğim. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Oğlum manyak mı lan bu? Sakın ola. Merceği bir sileyim mi? Mercek kim lan? Hakabet gibi mercek. Naber lan mercek. Mercimek. Ananı sikim. Ne diyordum en son? Kanka bilincimi kaybettim bugün. Sizin de kafanızı karıştırmadan hemen bir özet geçiyorum. Ben Furkan'ı ekipten atacağım. Furkan da sinirle bir şeyleri kırkacak. Sonrasında zaten Trabzonspor maçına gidecekti. O kasketini bir taksana kurban ol. Abdullah Avcı gibi geziyorsun ama. Taktik çalışma yapıyor bir şey deniyor. Rakibi çocukmak istiyor. Sen yokken ne diyeceksin? Şu kasketle maç izlemeye gidecek. Orada büyük ihtimal dayak yiyeceksin. Niye kardeşim? Kasketliler geri döndü kardeşim. Kasketliler geri döndü. Anlayacağınız Furkan zaten evden çıkacak. Ortadan kaybolacak. Agasar'da ulaşacaklar. Ben internetten gezerken... Tek bir korkum var Allah onu yaşatmasın. Cemre Solmaz'ın o para çalma şakasına dönmez umarım. Oğlum ben alsam aldım diye. Cemre ağladı orada. Papatyayken yapraklarımı koy. Lan bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda hiç orada bir şey demiyor ya. Orayı niye çekiyorsun lan? Seni çekiyorum orayı. Amını sikolut. Şimdi kasketini alacağım, yatacağım ya. Bu tarz videoların devamını... Abi şu an ekibini özleyenler bir yazabilir mi? Sayımızı bir bilelim. Abi bir ya. Şu an ekibi geri dönsün amına koyayım ya. Şu anlar geri dönsün. Şu an... Şu an şu anlar dönsün. Hani şu an şu an ya. Hani order. Onu anladın mı kanka? İstiyorsanız da istemiyorsanız dişak atmayı ve yorumlarda belirtmeyi aynı zamanda. Şu an dönsün ya şu an. Unutmuyorsun. Öpüyorum sizi canlarım benim. Hemen kameraları kuralım. Ver bana. Tamam bu iyi mi? Daha gel bir fotoğraf çekinelim. Şöyle bir
bir artımız var. Zaten bugün çekim için kullandığımızdan dolayı kameralar hep ortada. Çok çaktırmayacak bir yere koyacağız. Onu oraya koy, tamam mı kanka? Şurası. Hatta şu şunun üstüne koy, daha iyi. Daha böyle doğal bir yere. Kulağının arkasına mı saklasak? Orospu'nun çocuk! Abi geldiler. Sanırım bir isteğim senden. Buyurun. Hamza Bey geldi. Nasıl lan, düşman var yanlış, aramazsın sahibi. Oo, milletvekili, hemen içeri alın. Oğlum. Tamam, Neden bunu yaptı? Ben diyorum bu siteden atılmamız yakın, meşaleleri yakın. Koydum da onu nereye çekiyor? Mekke Medine'yi mi çekiyor? Şu şekil koyuyorum, geldiler, yapacak bir şey yok. Abi. Üzüleyim mi? Abi geldiler abi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu kola şişesi niye böyle amına koyayım? Abi götünüzü almaya mı denediniz bunu? Bu niye böyle? Kızımız var bizim. Konya'dan getirdiniz, Orku'dan aldım. Konya'ya gidip marketten bir şey almak mıdır Konya'dan hediye getirmek? Louis... İzlemiş mi? Harbi götüne mi sokuyor? Vay amına koyayım, izlemişiz lan. Louis... Kanka tabağını şimdi... Ne oluyor? Fedon gibi tabak kılıyor ya. Logan Paul musun kardeş? Ne alaka kanka? Kadı mısın da bulaşık diziyorsun? Ayfik ne oldu sen bir sorun? Kimse yapmıyor kanka zaten. Millet yiyor, içiyor, sıçıyor, siktir. Kimse yapmıyor deme. Ben bu eve gelmiyorum. Şey geldiği zaman yiyip içip siktir olup gidiyorsun kanka. Bir şey. Caner'le Furkan büyük kavgalı. Caner'le Furkan iki ayağı küser diyenler ben. Küser, küser. İkide ayrılacaklar. İçmiyorum da içmiyorum. İçmiyorum, içmiyorum ya. Oğlum yapma! Yapma! Baksana Allah aşkına ya. Ben bir şey yapmıyorum. Abi sürekli bir tartışma, sürekli bir şey. Ben mi yapıyorum kanka sürekli tartışma? Kim Apo mu yapıyor amına koyayım? Kanka Apo. Senin de tişörtü sikeyim. Hayattaki en kötü tişörtü gitmiş almış ya. Gözümü kaldı amına. Oğlum ya hayır. Böyle hop gibi yemeyin. İyi kanka ya. Son videoyu yorumlarız zaten, hepimiz biliyoruz. Dünyanın en büyük ilincini yapıyorum. Furkan'la dostluğumuz zaten baki ama Furkan'ın çok uzatılacak bir şey değil. Artık videolarda olmaması gerekiyor. Zaten konuştuk az bu. Vay. Videoda ön plana çıkma dürüst bir hareket değil. Normal bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Dostluk olarak iyi bir dost ama iş olarak... Hiç yok bunda. Arka plan var üstüne. He? Arka plan mı? Yok, hiç. Planda yok adam. Nasıl yani? Adam yok. Yok! Neymar yok! Sinirli de adamın baksana kafası kıpkırmızı. İnsanlar izleyip gülüyor mu? Bitti. O zaman kanka biz bu arada... Bir daha maymun sen misin oğlum? Çok fazla kendiniz anlam yüklemeye başladınız ve bu beni rahatsız ediyor. Bu ekibin amacı ucube şov. Ben sizi alıyorum ortaya, dalga geçiyorum insanlara. Fenerbahçe Töktaş'a hooo! Dostluğumuz baki. Böyle konuşursan dostluğumuz da baki olacak kanka. Kendim mi? Dostluğumuz efendim? Kanka video bahane, Mertcan bence kendi düşüncelerini söylüyor. Has çekti, reis şüphelendi. Ben söyleyeyim. Tamam ben de o zaman bugüne kadar kim bana yanağını uzat dedi. Tokat atmak istedi bir abi gibi, ben yanağımı uzat. Ben kime saygısızlık yaptım? Kanka? Bana yaptın oğlum. Nasıl? Babana saygısızlık yaptın. Oğlum baba baba sen nasıl konuşuyorsun Mertcan ya? Salak mısın amına koyayım oğlum? Alın şunu benim başıma. Kanka video içerisindeki o baba muhabbetlerin falan siz trol mü sanıyorsunuz? Dışarıdan görünen bu. Topuna sıkarım. Dışarıdan gör... Kanka komik değilsin. Abi, tamam tişörtünü yırtın. Sen küçük yılda 5 para etmez bir tiptin. Yanlış anlama. Ben bir şey söyleyeyim. Valla bir dakika. Ciddi konuşuyorsan böyle kelimeler kullanma. Ciddi değil, bu adamla da konuştuk. Ekipten bu adam gidiyor. Niye ama? Gitmek isteyen varsa yanında buyursun. Uğurlar olsun uğurlar. Nedeni de abim açık açık söylüyorum. Siz olayın farkına var mı? Savaştayız ulan savaş! Yavrum sen de bağırıyorsun. Sen bağırdın. Hayır, senin de farkın var. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Ben de bizi tutuyorum. Hayır. Ben bu adama kefil oldum. Sen bana açık açık... Kefil olan adam. Görüşmek istersiniz. Neden abi? Abinizdir. Gidin görüşün. Kanka mantıklı bir şey söylemiyorum. Ekmek yediğin adama sen orada sopa kırarsan... Sopayla girelim bana. Vermişsin de yersin o adamın ama ben sana onu atmayacağım. Evin anahtarlarını ver. Bak daha fazla uzat. Evin anahtarı ver de. Orada. Tamam, topla pılını pırtını, istemiyorum. Ama dostluğumuz baki. Sen adamın amına koyma mı? Abi adama seviyor, ne diyorsun? Yok, karakterini karakter. İstiyor musun kardeşim? Gidersin onunla beraber. Evinin amına, abi ben niye göt altına girerim? Sen ne olsun istiyorsun abi? 82 kertrük, 83 musun? Ben götüyorum, istemiyorum. Adam diyor ki benim canım yanıyor. Canım yanıyordu, sana aynen dik vuruyor. Ona katlanmak zorundasın. 3 defa. Kanka adam zaten yeteri kadar katlandı. Ben niye katlanmak zorundayım? Ya sen hangi videonda neyi yapacaksın? Ulan üzerime benim zırh şeyini döktün. Aaaa! Yarıyor! Ayberk.
Adam mamadın yangadın. Sen niye bu kadar düz kafalı nasıl giydin mesela? Niye? Maç var akşam. Anladın mı? Ruhsal sıkıntı. Şimdi hocam psikolojik analiz yaparak yapacağım burada. Biliyorsun benim ne kadar güzel bir noktalara değindiğimi. Kanka, öncelikle Tufan'a helal olsun. Öncelikle yani. Tufan harbiden ağzına geleni söylüyor. Adam kendini ezdirmiyor bu arada. Helal olsun adam. Onun sonrasında Hamza hafif tedirgin ama Hamza da birazcık böyle dahil oluyor. Hamza dahil oluyor. Ne oluyor amına koyayım? Ne gerek var? Aynen. Caner. Bekir'in çekirdeği eksik. Caner ne ya? Bekir kolay çekirdeği gömdü amına koyayım orada. Caner Caner biraz what the fuck ama alttan alıyor böyle birazcık. Furkan zaten olayı biliyor zaten. Furkan hani zaten ağlamak rehbesi yapıyor. Devam. Caner Hobbitemo kanka. Caner Hobbitemo gibi amına koyayım. Tamam aynı aynı. Olayı çözmeye çalışıyor şu an ama helal olsun. Adam zaten büyük açık Caner. Adam bütün derdi bir sonra amına koyayım maç izliyor. Evde sürekli pis. Ne alakası şimdi? Dolaşacağız normal mi burada? Şunu şu şekilde koymam. Mr. Wish mi geldi de pres makinesine koy. Bunun burada durması ne yani? Bunun bu şekilde. Ya bunlar hayvan oğlu hayvanlar böyle koyar. Tam bir şey söyleyeyim. Anlama hayvan oğlu piçler onu koyuyor. Anlama. Yani benim kanka düzen olayımı biliyorsun. Evime emanet ediyorum eve sahip çıkamıyorsun. Evin anahtarı nerede? Ya al götüne sok. Al götüne sok. Ver atma. Götüne al kardeşim. Ben bu evde hizmetçi de değilim. Herkes kendi yediğini içtiğini kendi toplayacak dedin. Onu bunu kendin söyledin eve sahip çık dedin. Her onda her bunda tek başıma kimse bir yer rahmi yemeden tek böyle üçünü. Ezan okunuyor küfür ediyor. Kanka benim tansiyonum yükseldi bana ezan mezan diyemez. Bu adamın dilinin kemiği yok. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu adam papağanı da alır eline. Acın baba diyeceksin. Yedek anahtarı var mı? Yedek var. Yedek anahtarı zaten sizde. Kedi de değişti bu zevk. Ya değişti umurumda. Bir de bak hırsız muamelesi yok. Hırsız değil. Benim bu evde malım mülküm var. Ne der kabul normal. Kanka sana biri hırsız dese normal. Bak. Bölüm kanka. Hırsız demez. Hırsız lan bu ne demek? Ben zaten. Çok umurumdaydı. Al götüne sokmasın ya. Ya şu durumu. Hepsini götürün. Ya vururum amına koyayım ya. Ben vururum. Ne olacak? Vururum. Hamza ya ya. Ya oğlum Bekir niye bu kadar mutlu amına koyayım ya? Bekir ciddi duramıyor. Bekir benim gibi amına. Bak. Bak. Vuruyorum ne olacak? Sana söylesene işte durabilir misin? Yani onu çıkarsanıza ya. Yok sağ ol her şey için. Bak ama ben bu yükselişimi riske atmam. Öpmedi beni sik. Tam ya dostluğumuz da mı var? Lan bana hırsız diyor amına koyayım. Ne dostum var? Hırsız demek. İzleyiciler de beni linç etti diye adam siktir işte demedi. Tamam peki sen de o zaman. Beyler yükseliş değil. Tamam kefil olun lan o zaman. Ağa kalkma anlatılıyor yani her şey. Kanka ben... Kefil ol. Bu adam yarın öbür gün birinin karısına kızına bakmayacak. Rus çocuğu bak. Oğlum! Koyarım. Atma! Bak dur ya. Sen ne demek lan kardeşim? Ne demek o karıya kızı? Kimin karısına kızına yazmışsın lan? He? Hemen sıktın. Sen beni bıraksana. Çıklar hadi çaramda. Ne bari öyleydi? Gitmek isteyen varsa gidebilir. Ağzını kısa. Ben ne gerek var ama. Bak karı kız namus muhabbeti. Bak biz yarını... Ya sus namussuz ya. Nasıl ekliyor işte? Onun parasını vermeden... Adamın din iman para olmuş aman okuyum. İzlen mi olmuş? Ne olacak? Niye bu kadar bağır? Ne aman okuyum? Ne yapalım? Ne diyor amına koyayım Hamza? Hamza iyi anlattı derdin amına koyayım. Ben yemin ederim Hamza gibi oldu kanka. Tamam kanka madem istiyorsun gideyim. Bunun bedeli mermi. Piçim hepinizi vurdum. Ne oldu amına koyayım? Bu yarın rağmen hiçbir şey anlatamazsın. Bunun götü başı ayrı oynar. Sizi de ekmeyin sen. Sehpanı da götüne sok. Allah çarşını pazar etsin inşallah 105 milyon 200 milyon istedirsin. Ama adam olursun inşallah. O kadarını söylüyorum. İnşallah. Beyler şikayet. Al güvenlik de alalım. Köpeğin oğlu. Elim titriyor kanka. Buyurun. Yaptığı iş mi ya? Al. Şikayet. Tamam kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Daha dikkat edin. Hayır bir sorayım. Olay ne? Şu an ne oldu? Bak cidden diyorum. Nerede çoktuk orada boklar mı? Sen niye böyle? Benim masamı kırdı. Yapsanıza biriniz şunun ikincisini yapın hadi. Tamam alırız yenisini. Götünüz yiyorsa şuraya bir tane çiz. Sigarayı bastın mı yüzüne? Tamam kanka ben de gidiyorum o zaman. Ben o kimi alayım. Otur lan! Ooo. Muhabbeti de böyle. Son dakika yüzünü. Ne götü abi? Ne anlatıyorsun sen? Tamam, belki tamam git. Sen çekmeye devam et. Tamam belki bu adam bir... Kanka daha demin bana siktir git dedin zaten. Ben ne yapacağım? Tamam 5 video yoksun. 6. video sokakta yüzüne tükürecek. Ya kim tükürecek? Sen bunun ya bilincinde olacaksın, yolda yükseleceksin ya da bak gördün iti oğlu iti. Kanka böyle yükselmek istemiyorum. Kanka niye arkasından ters konu? Böyle yükselmek istemiyorum. Evet.
Nasıl yükselmek istiyorsun? Gidiyor mu kardeşim? Vallahi ben de gidiyorum ya. Geç otur. Bu ne kanka? Geç abi otur. Adam ne yaptı? Masamı kırdı. Adama neler dedi? İnsan gibi konuşursun. Dersin ki birader bak ben... Tamam beyler insan gibi konuşuyorum. Tamam Furkan gitti. Furkan'la beraber gitmek isteyen var mı? Tamam beyler insan gibi konuşuyorum. Tamam Furkan gitti. Furkan'la beraber gitmek isteyen var mı? Ona göre yeni düzenimizden bahsedeceğim. Tamam da Furkan'la beraber... Ne alakası? Tamam ben şunu söyleyeyim. Bana zaten... Şimdi yükselişteyiz ya. Aynı şekilde devam edersek bunun bir üstüne çıkamayız. Yeni bir düzen kur. Kalanlama benim sizde bir sorunum yok ki. Haklıysan bile demen lazım ki kardeşim videoda biraz daha sakin. Götü kapat. Hayır siz önce ki, hareketlerine, tavrına, konuşmana biraz daha dikkat edin. Hani biz bir eğlence kanalıyız. Böyle bağırmaya, çağırmaya, sinirlenmeye gerek yok. Bak öyle sik sik bakma. Benim malıma niye zarar verip gidiyor? Oğlum bu adamla ben zaten konuştum ekipte olmayacağını. Tamam bak onun yaptığı yanlış ama senin de yaptığın yanlış. Lan ben ne yaptım normal yanlış? Normal konuşmadı. Bak, normal konuşmadı. Tamam ben yanlış mı yaptım? Sen de yanlış yaptın, evet, o da yanlış evet, yaptı. Yanlış yaptın. Tamam niye buradasın? Sen bu adamla konuştun nasıl mu? Yani? Niye buradasın o zaman? Ha niye burada bu? Buradan istemiyorum, ne yapayım? Ya abi tamam da böyle konuş işte, bu kıvak bitti. Ha bitti, tamam. Lan ne tamam adam? Ekiple ilgili de yeni düşündüğüm bir şey var, onu konuşmaya çağırdım. Mermi çok zor bir şey değil. Ne mermi? Anasını sen, ben uçan kuşu bırak öldürün. Yemek yedi, yediğimiz masaya şunu yaptı. Tamam burada yedi kanka, burada yedi. Yemek yedi, kavaklık böyle bir şey. Lan ne alakası? Tamam sen Furkancı ol. Ya Furkan abi değil diyorum. Sen niye bana tavır aldın? Hayır, sadece soruyor. Ben sana ne yaptım? Ya bana bir şey... Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Evde kavga falan mı edip geldin? Ya bir şey senin. Ya ben sen kadınla kavga edip de size gelin yansıtacak bir adam. Ben kargısını aldatan Laz müteahhit miyim ama? Ben de bunu sana... Ooooooo. Kanka Lazlardan özür dilesin acil. Hobbit Emo'dan özür dileyelim hocam. Ben bir de Laz Ali Edis geldi burada. Tıvagi Berkin'den Javi'yle yayınlarda neler dediğini duydum. İki demir bunlar. İki TV promotu yapıyor Mertcan'ın videosunda. Onlar belli diye öyle mi? Hiç içinde olan mevzuları biliyor mu? Bilmiyorum. Kamerada ne görürse onu biliyor. Ya da ne bugün Furkan'ın bir olayından tweet attı bu adam. Kim kurtaracak oğlum beni? Arkasından olacağız. Sen de çok... Ne oluyor olabilir? Javi'nin geldi baktı arkada Caner var. Tamam. Bir bu adam polis. Arka planda neler döndüğünü biliyorum. Javi'nin osurman abi. Bu dünya titremez. Yeni ekip düzeni geldi. O zaman mobil bir şey mi geliyor abi? Normal biz... O ne amına koyayım? Bir şey mi? Tamam ben şu ciddi konumu konuşayım. Sonrasında gülelim eğlenem eskiye dönelim. Senin ona söylemiş olduğun kelimeler, onun yapmış olduğu davranışlar. Canını sıkan şey bu zaten. Tamam onları unut. Biraz küçümseme bak. Nasıl unutayım? Reset mi atayım ona? Tamam onları unut. Nasıl unut? Ya gelme unut olmadı. Seninle unut. O zaman yapalım olmadı değil. Ya mesela anladın mı? Bekir. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adam konuşmamalı. Niye ama? Ben ne yaptım? İnsan değil mi? İzlenmeye başlayınca bir şeyler değişiyor. Bir sefer benzer tek bir şey yaşadım ben. O da Hamza'ya bir kere story rica ettim. Kendi işim diye. Atmadı story. Vay aman oğlum. Vay. Çok üzüldüm lan. Tamam işe olabilir tamam ama abi şu zamana kadar kaç iş yaptın sen ya? Kıstane satış yaptın. Nasıl ya? İş. 30 adet mi? 30 tane kalem. Sen mesela niye kalem satıyorsun ki? Alakalı. Ya kral bak benimle alakalı olmadığını ben anlayabiliyorum. Ekipte misin? Ama yuma yok. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırma. Ekipteyim. Tamam ekipten devam. Hepimiz okay. Sen de devam. Değişmemiz gerekiyor şu anlamda. Kalite anlamında, prodüksiyon anlamında. Dambur numbur gidip de bir şeyler çekerek bir yere kadar. O doğallığımızı da kaybetmememiz gerekiyor. Anneni çekiyor musun? Hayır. Niye? Niye çekiyor? Doğal. Ne inşacı mı bu adam? Oğlum salak mısın? Kim bir şey yapıyor ki anlaştık. %30 ay gelirimizden vereceğiz. Fenomenlerle video çekmemizi sağlayacak. Ahmet Can Dündar olsun. Rayman belki bir video gelir. Rayman hayalim miydi senin? Hayalde... La aa! Bu adam Rayman'a zaten video çekti. Şey zamanlarında çekti. Ne konu bak hemen de. Kuralları var. Yapılmayacak şeyler. Küfür istemiyor adam. Normal. Bipleniyor mu? Biplenmiyor, hiç etmeyeceksin. Hiç. Doğallığımız kaçıyor. Kanka doğallık küfür değil. Ortamda da nasıl kanka, değil ya? Kanka küfür hayatta. Orası işte Siyoş Paşa değil. Tozu deride değilsin. Yükseldik, 2 milyon aboneye çıktık. Biz amına koyup etilerdeki, bebektekiler miyiz? Tam bir şeyler ciddileşiyor, bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık ekip üyeleri olarak. Ben haftanın 2 gün çekime geliyorum. Siz de şirket hani konuşurken dediler insan gücü lazım olacak. Ben ekip yapar... Hepiz kusura bakmayın. Hamza sen boka basmış gibi... Yani bu ayıp pisliği değil kanka ya. Hani basıp gelmiş gibisin amına koyayım Hamza.
dedim, size sormadım işte, şimdi soracağım. Vallahi Hamza'ya niye bir yapıyor lan, Hamza'ya dur bir yapıyor. Temiz gibi yapacağız ama. Çayar. Oo, çay da çay. Mesela Ahmet Can dün daha video çekecek, kamera tutma, takılma. Lan şamar olan mıyız biz oraya gideceğiz? Lan ne alakası var, buraya geliyorsun şamar olan mısın? Hayır bu ben... Ha ben Ahmet. Emsene sattın mı bizi, ne yaptın? Lan hepinize bir iş sağlık. Bir kızla video çekeceğiz mesela, illa görmüşsünüzdür. Benim baktım ne yapayım, ben okuyorum. Verdiğin ders boks dersi Tuğban. Adam sana diyor ki şu karpada bir adam dövüyor seni orada. Zaten de böyle böyle yapıyor. Kaç kere geldi kanka ilahiya yüzüm oldu. Eskort gibi bir şey yani. Ne alakamın akıyı? Özel ders veren öğretmenler de eskort o zaman. Matematik öğretmeni de eskort o zaman. Oğlum dayak mı yiyor özel ders veren adam? 600 lira verip seni dövebiliyoruz biz. Bu ya, senin hiç mi zorluyor? Beni dövemiyorsun. Ya bir bakın oğlum, hanginizin adam gibi işi var? Bu adam kalem satıyor. Bu musun sen, delikanlılığın bu mu, geçmişin bu mu senin? Bugün kalem sat, yarın mendile kadar gider bu iş. Komik değil oğlum, var. Hiç gelecek kaygınız yok mu? Var. Tamam, bunu kaldırıyorum. İyi bir para, giriş ücreti bu. Aynı zamanda Ahmet Can Dündar'la da herkese tanışacak. Sadece gittiğin zaman... Ahmet Can Dündar detayı niye amına koyayım? Sen isteseler götürmeyeceğim. Götür, eline mi yapışacak? Ben size böyle bir iş buldum. Tamam, tamam. Direkt çalışmıyormuşum. Tamam. Sen yok. Kimse çalışmıyor. Evet, sen mesela niye çalışmıyorsun? Okulun var mı? Hem okulum var hem de ben şirket altına girmiştim. Niye bir emir altına gireyim? Siz emir almadan siz özgür yürekmişsiniz. İnsanız ama ona koyayım. Dinde çalışan adam desin ki ben insanım, ben kas. Şaka maka, biz rap olduğunu biliyoruz da Caner onu ciddi algılıyor. Baba ben şöyle söyleyeyim bu arada. Hani yani bu biraz özele girecek ama ben Mertcan'la konuştuğum zaman Mertcan'ın hani reddettiği meddettiği az çok işleri biliyorum, öyle saçma sapan işleri. Hani Mertcan o şeyi vermiyorlardır bence şu an. Şu an sinirden öyle konuşuyordur diye düşünüyorlardır bence. Hamza da belki evet abi haklısın diyebilir belki burada, eğer ben yalan söylemiyorsam. Hamza? Hamza onay masası. Çünkü biz Mertcan'la konuştuğumuz zaman Mertcan'a hani güzel teklifler geldi, adam harbi kabul etmedi yani. Kabul etmemişliği var yani. Şu an biraz sinirden konuşuyormuş gibi düşünüyor olabilirler sayın ekiptekiler. Bilmiyorum. Evet haklısın Krilinho. Evet. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Tamam, arkadaşlar bunu kurguladık bu arada. Bunu kurguladık arkadaşlar. Mertcan Bar gerçekten böyle bir adam değil. Mertcan Bar 5 para etmez. Daha kötü bir adam. Teşekkür ederim. Ya onların böyle bir işi yok. Krilinho niye bir de? İmkan kalmadı. Ben şu an şirketteyim. Şirkette diyor ki ekibinle devam edebilmek için bu lazım. Biz yoksak ne olacak? Tamam, ekibinle devam edebilmek için. Ekibim gelmiyor. Oğlum siz yoksanız bir sürü adam var. İyi tamam. Bırakacağız. Tamam devam edin. İç sürüsü rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez. Allah yoluna çıkıyor. Geri kalan 6 gün amına. 2 gün bendesin, 2 günde işte Eryan Can'dır, örnek veriyorum. Onların çekimlerine gideceğim. 2 gün. 2 gün. Tam çekimleri yapıyoruz biz. Lan gideceğiz, ne diyorsun? Sonra sana şey mi yapacak? Böyle topladım. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Hayır da okulu okuyup ne olacaksın? Şey de abone modunu alsanıza bir ya modlar. Özel üniversiteden kimsen? 5 gün gideceksin ha. Sen dayanamıyorlar ya. 10 saniye amına koyayım spam yapmadan dayanamıyorlar ya. Lan Hamza Discord gelsin. Hamza niye Discord'a geliyor amına? Hamza zaten bu odaya girebiliyor. Hamza öyle kanka. İlkel iletişim yöntemlerini kullanıyor Hamza. Diploma alsın çete, abone modda gör. Versen seni öldürürler. Bunun kimi niye? Çünkü var ya. Lan 2 gün bununla duracaksın. Arkasında kamera tutup ışık tutup Mertcan Bahar'ın kanalının önünde de mizah yapıp komedi yapmak hoş bir şey mi? Sen mizah komedi yapıyorsun. Yapmıyorum. Oo. Siz komedi yapmıyorsunuz böyle. Kurbanım sen iki kelime kuramazsın. Ne alaka amına koyayım lan. Sen dayak yersin Max. Anladın mı? Ne alaka? Farklı dayak yemeği. Ya da alnının akıyla gideceksin, ekmeğini kazanacaksın. Adam ek gelir bu diyor. Ben işleyeceğim. Normal bir iş bu. Kimseyle Hamza Yıldalcı bu ekipte demeyecek sana. Arka tarafta oturacağım, işini yapacaksın, siktirip gideceksin. Git git. Birine köpüğe gidiyorsun. Oğlum lan! Birine çalışıyorsun. Senin babanın... Oğlum bunu koyayım. Senin turizm işin. Sadece şunlar var işte. Mesela bunun babası çalışınca mesela birinin altında emrine köpeklik mi yapıyor? Hayır. Abi ben şunu söyleyeyim. Baban turizm yapıyor senin. Evet. Nereye turizm? Kontrol otobüs sürüyor. Konya'da ya otobüs şoförü. Evet otobüs şoförü. Turizm amına, otel yok. Her şeyi birlikte yapıyorsak bunu da birlikte bir karar vermek. Telefon mu oynuyor adam? Amasya'da deprem olmuş. Şaka yapıyor. Evet. Kaç? 4.5. İyi mi kötü mü? Hadi tamam kabul. O ne demek amına koyayım ya? Evet, benim burada durmam neyi sorun? Gider misin? Burada durmam neyi sorun yani? İstemiyorum. Tamam kanka o zaman. Benim evim. Ben burada durmam sorunmuş yani ben. Video çekip şey yapar şu an. Vallahi yani işim ardı.
değildin yani. Kanka ben arka planı gördüm. O İbrahim Tilaver'i gördüm. Ben bu dünyayı ve içindeki her şeyi istiyorum. Tamam. Neden? Yetmiyor mu onun? İç oğlu içler rahatsız oluyor diye de güneş doğmaktan vazgeçmez. Ya 20 tamam söyleme. Anladık artık. 10 milyar doların olsun şurada amına koyayım hastalık geçir dersin ki sikim bütün paramı alın dersin. Vay be çok büyük konuştun. Bir işte zaten sağlığın da yerinde kalmayacak. Ne yapacaksın tehdit mi ediyorsun lan beni? Amına koyayım çocuğu. Ooo. Sikim veren ha. Tamam ne oluyor amına? Olur şakasında değil mi? Mal iş yapma. Mal lan bu amına. Yeter vallahi. Öyle dövüşçüsün diye lisansımı iptal etmem teplerine girme kafana ezdim mi? Gayet de lisansla bilmiyorum patlatırım tamam, hadi patlatsın oğlum. Tamam hadi. Tamam ya tamam. Salak. Malma dışa siktir git o zaman arkadaşların yanında köpek. Sikerim. Bak. Yeter lan. Sikerim. Oğlum otursana şuraya. Siktir. Otur lan. Siz de böyle yarmak gibi otur. Adam sizin yüzünüze baka baka hakaret etsin ama. Anca gidersin oğlum. Böyle satarsın. Hiçbir kimse kalmadı. Kimse seni izlemeyecek. Sen ne yapmaya devam edin? Kardeş git 600 lira eşiğin evlerde dayağını yesin Yavuş Paşa'da. Demek ki bu lige göre değilsin. Kanka Tufan harbi helal olsun. Ben adam yani. Akıllı gider dayağımı da yerim. Adam da akıllı. Ama en azından gidip de böyle millet... Adam da değilsin, akıllı da değilsin. Bu kaç kere eve gelmedin mi? Orası yapma. Orası Mosmo. Gözü şiş geldi daha gitti. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Siktir git amına koyduğum köpeği senin. Sonra konuşalım ben. Sonra konuşmak tamam. Bir şey değil oğlum. Okey o zaman nasıl istiyorsan kanka. Çünkü sen iyi değilsin. Yüzlerini görüyor. Gider misin karşıma? İstemiyorum. Çıkıyorum sen. Zaten de. Tamam çık defol git. Sen sorun o değil. Defol git. Sabahtan beri defol git. Seni. Köpek gibi git. Bak benim sabrım var. Cane, Cane doğru konuş hadi. Bak, al ton, al çatını. Sabahtan beri susuyorsun. Bak amına koyayım. Oğlum bak sen de doğru söylüyorsun. Tamam adam ne diyorsa yapacaksın amına koyayım. Ne yapıyorsun? He? Ne böyle kurma lan hayırdır? Bak tetikçisi misin? Hayırdır? Annenin çocuğu. Yaşın 33. Bir sikime saf olamam. Vurma. Adam sana iş buluyor amına koyayım. Vurma. Köpeği. Lan! Dur! Adam içine gelmedi. Ne oldu amına koyayım? Yapma! Bana tezgah yapıp cinnet geçirdim. O kavga nereden ateş yaptı? Dayak yemesi gereken ben değil miydim burada? Aa bitti. Kanka bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Kanka ya bunlar kavga etmeyi bilmiyor ya da sonu kurgu. Yani. Hayır lan Caner bildiğin sinirlenmiş amına koyayım. Oğlum Caner şey kırmaya çalıştı amına. Hani, oğlum yani oğlum, gözü kararmış şeyi almış yani adamı sonra şey görünce vuruyor oğlum. Saplayacak amına koyayım. Efendim? Eray bak senle kavga ediyoruz diyelim. Karşı karşıyayız senle. Ben masayı kaldırıp niye sana atmaya çalışıyorum? Dolarım amına koyayım. Kanka ben seni döverim bu arada ya. Ya orada sinirini masadan çıkarmaya çalışıyor anladın mı? Yani kanka her ne kadar sinirli olsun da. Karşındaki bir zaman vakit geçen insan o kadar kolay dövemezsin ki. Orayı evet, masayı kaldırıp atmazsın yumruk daha iyi. Ben atarım bu arada ben emir atarım. İşte şey duruyor kan çekiyor. Kan çekiyor. Evet bu arada ama. Her ay şeyden ne yaptık ananım siktik ya der saldırma. Oğlum.